Coronavirus yani yeni adı ile COVID-19 6 kitada tespit edildi. Panik olmanıza gerek yok. Hayatımıza devam etmek durumdayız. Ancak dünya genelinde görülen bu virüse karşı alabileceğimiz, hatta almamız gereken önlemler var. Çoğu vaka şiddetli değil. Aslında Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 olanların %80'inden fazlasının sadece hafif bir enfeksiyon geliştirdiğini ve iyileşeceğini öne sürüyorlar. Hatta çok daha hafif vakaların tespit edilmediğini ve resmi sayıları dahil edemeyeceğimiz daha bir inanıştayız. Peki bu ölümcül durum kimler etkiliyor? Ben risk altındayım diye endişe ediyorsanız bununla ilgili resmi veriler de mevcut. Bu verilere göre herkes COVID-19 ile enfekte olabilir. Ancak yaşlı insanlar en yüksek risk altında olanlar arasında. Astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi önceden mevcut kronik rahatsızlığı olan kişiler de ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında. En önemli konu aslında korunma. İşte size bu korunma planı hazırladım. Herkesi dağıtacağım. Yaşam tarzınız çok mühim. Yeterli uyuyacağınızdan emin olun. 7 saat her gece uykus mevcut ve mühim. Düzenli egzersiz de mühim. Her gün yarım saat kadar egzersiz yapmaya çalışın. Gün aşırı. Soluduğunuz havanın kalitesi de artırın. Havanın kuru olması, soğuk alanlara neden olan virüslerin çoğalması için ideal bir ortam. Onun için nemlicileri kullanırsanız iyi olur. HEPA filtreleri de aynı zamanda çok mühim ve bu virüs partiküllerin sayısını azaltır. Meditasyon yapın, bağışıklık sistemi destekleyebilirsiniz. Hijyen de çok önemli aynı zamanda. El sıkışmayın, onun yerine fist bump dediğimiz yani yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop azaltabilirsiniz el sıkışmaya nazaran. Eşinizle, dostlarınızı, başınıza selam da verebilirsiniz aynı zamanda. Yüzünüze lütfen dokunmayın. Koronavirüsler birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar bir saat onlarla değdikten sonra burnunuza, ağzına değdiğiniz zaman o virüsü aktarabilirsiniz. El yıkama süresi de 3 kat çıkartın lütfen. Sadece %5'imiz bu güzel sabunlu suyla elimizi yıkıyoruz. 20 saniye kadar vakit gerekiyor. Bir de özellikle el parmaklarını temizleyin. En az %60 alkohol içeren el dezenfektörü de kullanabilirsiniz aynı zamanda. Yüzeyleri de dezenfekte edin. Bütün her tarafları, mikropları bir yüzeyden diğerine yayacak kadar bir risk var. Onun için mendilleri lütfen kullanmayın. Bu alkollü maddeleri kullanmaya çalışın. Temizlediğiniz zaman yüzeyin 3 dakika kadar ıslattıktan sonra vakit verdi kurusun. Evlerinizdeki hazırlık da mühim. Evlerinizdeki en az 2 hafta kadar temel öğünlerin bulundurun. Ev gerekçeleri olarak tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dezenfektanları onları da bulundur. Aynı zamanda yiyecek olarak raf ömrü uzun olan mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekler yanında bulunun. Bir de unutmayın ilaçlar. Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar da bilim. Onları da evde bulundurmamız gerekiyor. Bağışıklık sistemi güçlendirmek için her türlü mikroplara savaşmak için önemli. Onun için bugün size başlamak istediğim bazı önerilerimiz var. Beslemenize mutlaka sebze ve meyve ekleyin. Turunçcılar, börgütler gibi vitaminler yüksek olan meyve ve yeşil yapraklı sebzeler yemek bu ara çok mühim olur. Aynı zamanda onun yanında bazı vitaminler, D3 vitamini 1200 EU günlük iyi olur. Grip aşısı olun. Nisan ayı kadar olabilirsiniz. Mevsimsel grip simptomlar COVID-19 ile karışmasın diye hiç olmazsa o grip aşıyı alın. Eğer hastaysanız çinko 80 mg günlük, C vitamini 250 mg ama bunu günde 2 kez almanız gerekiyor. Bir sabah bir akşam. Beta-glukan 250 mg günlük, kara mürver bunu sirup veya pastil olarak 5 gün boyunca günde 4 kez alabilirsiniz. Lütfen bu listeyi alın, mutfakta tutun ve arkadaşlarınızla paylaşın. İyi günler.